Bu toprakların en başarılı iki yönetmeni arasında 17 yıldır süren küslüğün perde arkası. Hırsız, budala, aşağılık gibi filmlerde birbirlerine ithamlar ve daha fazlası. Başından sonuna Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un hikayesi. Hadi başlayalım. Her ne kadar Zeki Demirkubuz dostluklarını aç kalsam ekmek parası isteyeceğim birisi değildi diye anlatsa da, Cihangir'de aynı mahallede oturan bu iki yönetmen uzunca bir dönem fikirlerin havada uçuştuğu, filmlerin, kitapların tartışıldığı entelektüel masaları birlikte paylaştılar. Birbirlerinin film setlerini ziyaret eden, kurguları konusunda fikir danışan, filmlerinin kapanış jeneriğinde birbirine teşekkürü ihmal etmeyen iki arkadaş. Evet, devam ediyoruz. Konuşmuyoruz. Sinema gibi rekabetçi bir alanda o sektörün en başarılı iki isminin yaptığı arkadaşlığın bitme sebebi olarak fikir hırsızlığı, kıskançlık, hırs ve rekabette geride kalmayı sindirememe gibi sebepler konuşulurken, yönetmenler de filmlerinde birbirlerine yaptığı göndermelerle bu husumeti büyüttüler. Filmlerden aldığı kesitlerle varsayımlarda bulunup bu husumetin altındaki ateşi yıllardır harlayan sosyal medya ise öğrenmek istediği hikayeye nihayet ulaştı. Tüm imalarla, sahnelerle ve söylenenlerle hikayeyi en baştan ele alalım. Zeki Demirkubuz'un anlattığına göre aslında arkadaşlıklarındaki ilk bozulma İklimler filminin kurgusu sırasında Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı bir çiğlik ile başlıyor. Çiğliğin detayını bilmediğimiz için buradaki sorunu da anlamıyoruz. Ancak henüz hiçbir şey bozulmuş değil. 2006 yılı her iki yönetmen için de o güne kadar yaptıkları en başarılı filmleri ortaya çıkaran ve aynı zamanda yollarının da ayrıldığı yıl. Nuri Bilge Ceylan, Cannes'da Fibreski ödülü kazandığı İklimler filmiyle, Zeki Demirkubuz ise Masumiyet filminde Haluk Bilginer'in canlandırdığı Bekir'in otlu kafayla anlattığı hastalıklı bir aşkın hikayesi, Kader ile Altın Portakal Film Festivali'nde başrolde. Ya da öyle düşünüyorlar. Türk sinemasının altın yılı 2006 olsa gerek, İklimler ve Kader'in yarıştığı festivalin yıldızı bu iki filmde olamıyor. 9 ödül kazanan Özel Kızıltan'ın takvası geceye damga vuruyor. Özellikle senaryo, görüntü yönetimi, sanat yönetimi, en iyi erkek oyuncu gibi iddialı ödülleri süpüren takvanın ardından en iyi yönetmen ödülünü neyse ki Nuri Bilge Ceylan kazanıyor. Bu ödülün maddi değeri 30.000 TL, yaklaşık 20.000 dolar. En iyi film ödülünün değeri ise tam 300.000 TL, yaklaşık 230.000 dolar. Normalde bu tip festivallerdeki ödül tutarlarının 5.000 dolar ile 50.000 dolar arasında olduğu düşünüldüğünde 230.000 dolar inanılmaz bir ödül. Spike Milligan'ın dediği gibi, para size arkadaş satın alamaz, ancak daha kaliteli düşmanlar kazandırabilir. Zeki Demirkubuz'un 2023 Aralık'ta Habertürk'te verdiği röportajda anlattığına göre, ödül töreninin olduğu gün Nuri Bilge Ceylan'la otelin lobisinde karşılaşıyorlar. Nuri Bilge'de bir hava, bir caka, Demirkubuz'un tabiriyle kendinden emin, gevrek gevrek takılıyor. Oturup birlikte sohbet ediyorlar, her şey yolunda. Ta ki ödül törenine kadar. Törende Demirkubuz'un önüne oturan Nuri Bilge, eşi ve yapımcısı Zeki Bey'e selam vermiyorlar. Zeki Demirkubuz arkadan sesleniyor, Nuri bir şey mi oldu falan. Bakmıyor bile Nuri Bilge ve tayfası. Küskün küskün çıkıp ödüllerini alıp yerine oturuyorlar. Zeki abimiz bu durumu şöyle yorumluyor. Altın Portakal jürisinde Nuri Bilge'nin Cannes Film Festivali'nden tanıdığı bir lavuk vardı. Muhtemelen ödülleri öğrendi ve bizle muhatap olmuyor. Ödülleri öğrendiğini varsaydığı Nuri Bilge Ceylan, törende en iyi yönetmen ödülünü aldıktan sonra en iyi film ödülü açıklanmadan hemen önce bir güzel bayılıyor. En iyi film ödülünü ve 230.000 dolarlık büyük para ödülünü Zeki Demirkubuz'un kaderi alınca bu baygınlık hırsa, kıskançlığa ve çekememezliğe yoruluyor. Sonradan her ne kadar Nuri Bey'in eşi Ebru Ceylan zaten gripti, çok yorgundu diye açıklasa da Aşk-ı Memnu'daki Nihal gibi kıskançlıktan bayılan Nuri Bilge Ceylan portresi de artık sanat camiasının vazgeçilmez dedikodularından oluyor. Zeki Demirkubuz Habertürk yayınında bu baygınlık sırasında Nuri Bilge'nin yanına gittiğini ama çok kalabalık olduğu için ulaşamadığını, o gece telefonla arayıp iyi misin diye sormak istediğini ama yapımcısı Zeynep Atakan'ın çıktığını ve soğuk cevaplar aldığını söylüyor. İki gün sonra ise Mis Sokak'ta Semih Kaplanoğlu ile oturan Nuri Bilge'nin yanına gittiğini ve nasılsın, iyi misin diye sorup konuşmaya çalıştığını ve Nuri Bilge'nin başını çevirdiğini ve o an içinden ona bir tokat sallamak istediğini belirtiyor. Bir süre sonra Nuri Bilge arkadaşlarına Cannes Film Festivali aleyhine konuştuğu için Zeki Demirkubuz da küstüğünü belirtiyor. Demirkubuz'un bu küslük sebebi için yorumu, Cannes muhtarı mısın sen? Sana ne oluyor? Levent Kırca ile teknik aksaklık yüzünden boşanan Oya Başar'dan bir tık entelektüel bir küslük sebebi. Ne yaptın, ben sahnede komiklik yaptığım için beni boşadın?
Sadece o değildi. Oyunda, oyunda teknik aksaklıklar da vardı. Teknik aksaklık yüzünden mi beni boşadın? Beni teknik aksaklık yüzünden mi boşadın? Ve arkadaşlık burada bitiyor. Bu sırada Zeki Demirkubuz da bir gazete röportajında Nuri Bilge Ceylan'la arkadaşlıklarının bitme sebebi sorulduğunda hayat böyledir, insanın arkadaşları olur, sevgilileri, ahbapları olur. Bir dönem sonra herkes yoluna gider diye olgunlukla cevap veriyor. Ancak bu olgunluğu uzun sürmüyor ve kendi içinde yaşadığı gelgitler sonrası kendi kendisine televizyonda cevap veriyor. Zaten bütün yavşakların bahanesi, budur zaten. Yani hayat böyle. Tamam öyle olabilir yani, ben de böyleyim yani. Asıl tantana ise Nuri Bilge Ceylan'ın 2008'de 3 Maymun filmi ve Cannes'da bu filmle en iyi yönetmen ödülünü kazanmasıyla birlikte başlıyor. Ödülünü tutkuyla sevdiği Yalnız ve Güzel ülkesine adayan Nuri Bilge Ceylan, büyük bir gururla ülkeye dönerken dedikodular başlıyor bile. İddialara göre 3 Maymun'un hikayesi Zeki Demirkubuz'un yıllar önce çevresindeki herkesle paylaştığı gibi Nuri Bilge Ceylan'la da paylaştığı 1971 yapımı Yılmaz Güney filmi babanın ana hikayesinden yola çıkılarak yazılıyor. Filmde işlenen namus, ahlak, ihanet gibi konuların Nuri Bilge Ceylan'ın bundan önce filmografisinde işlemeyi tercih etmediği konular olması ve diğer filmlerine göre çok daha fazla aksiyon olması, konuşma içermesi dolayısıyla sıradan sanatseverler bile Nuri Bilge şerit değiştirdiği yorumunu yapıyor. Henüz film yeni gösterime girmişken dedikodulardan haberi olmayan iki sözlükçüler bile filmin senaryosunu Zeki Demirkubuz senaryosuna benzetiyorlar. Sonrasında Perihan Maden, Radikal Gazetesi'nde bu filmdeki fikrin Zeki Demirkubuz'un yıllardır etrafında dolanıp da çekemediği film olduğunu yazınca sanat sepet tayfaya 15 yıl yetecek bir dedikodu kazanı kaynamaya başlıyor. Geçen sürede iki yönetmen de bu dedikodularla ilgili açıklama yapmıyor. Ta ki Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filmine kadar. Yeraltı filminde Ankara Sıkıntısı kitabıyla ödül alan yazar Cevat karakteri ima bile değil, açık açık Nuri Bilge Ceylan olarak profilleniyor. Ankara Sıkıntısı olarak bahsi geçen kitap Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı filmini işaret ediyor. İşaret demeyelim de göze göze sokmak diyelim. Filme damga vuran yemek sahnesinde ise Cevat'ın masada dönen konuşmalardan beğendiklerini not etmesi Nuri Bilge Ceylan'ın en bilinen özelliklerinden birini karaktere yedirmek olarak yorumlanıyor. Masada arkadaşlarından birinin "Hayır yani gören de aranızda kan davası var sanacak" sözüne filmde Muharrem karakteriyle kendini resmeden Zeki Demirkubuz'un "Bir damla da olsa mürekkep yalamış adamların arasındaki husumet kan davasından bile daha korkunçtur Sinancığım" diyerek cevap veriyor. Konuşmanın devamında Muharrem Cevat'a "Sen bir hırsızsın. Hem de hırsızın en önde gideni. Önüne gelen her şeyi cebine indiren adi bir yan kesicisin" diye haykırdıktan sonra bununla da kalmıyor. Nuri Bilge'nin kan tutkusuyla alay ederek şu cümleleri kuruyor. "Yine de şerefinizle sayın generalim. Güle güle gidin İstanbul'a. O kahpe Bizans'ı bizim için fethedin. Oradan da sürün atınızı batıya, Viyana'ya. Nobel'de, Oscar'da ne bulursanız getirin Ankara'ya. Şerefinize sayın generalim. Şerefinize." Ups, biraz ağır olmuş sanki. Özellikle hırsız bölümü. Konuya oldukça bodoslama giren Zeki Demirkubuz'un aksine Nuri Bilge Ceylan cevabı için daha entelektüel bir sahne tercih eder. Kış Uykusu filminde öğretmen Levent Aydın Bey'e şu tiradı çeker. "Yalnız gitmeden önce bir kapanış mahiyetinde, siz daha iyi bilirsiniz gerçi Aydın Bey. Estağfurullah. Shakespeare'den bir mısra, bir dizi söylemek istiyorum. Vicdan güçlüleri korkutmak için düşünülmüş korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. İyi akşamlar." "O zaman ben de şu dizelerle katkıda bulunayım meclise, cevap mahiyetinde. Aldanmak yaptığımız her işte şaşmaz yazgısı hepimiz. Her sabah parlak işler tasarlar, gün boyu budalalık eder." Aydın Bey bu tiradın üstüne kusarak aşağılamayı tercih etmiştir. 2023 Aralık ayındaki Habertürk röportajında Zeki Demirkubuz'a bu sahne sorulduğunda "Bok gibi sahneydi. Daha iyi çeksin" cevabını verdi. Nuri Bilge Ceylan'ın 2016 yılında çektiği Ahlat Ağacı filminde Doğu Demirkol ve Serkan Keskin arasında geçen diyalog adeta Nuri Bilge'nin itirafı gibi yorumlanmıştır. "Yanlış anlamayın. Hani çalınacağını düşündüğüm için falan söylemiyor değilim konusunda." "Yapıyorsun mu? Allah Allah. Niye öyle düşüneyim ya? Şimdi bir kere ne yazdığın değil, tabii ki nasıl yazdığın, o meseleye nasıl baktığındır önemli." Evet. Nuri Bilge
Bu sahneyle diyelim ki hikaye veya fikir senin, gene de önemli değil. Ben daha iyi anlatıyorum diyerek kendince noktayı koymuştur. Baba filmini yeniden yorumlayarak çekeceğini henüz 2000'li yılların başında arkadaşlarıyla ve Nuri Bilge ile paylaşan Zeki Demirkubuz, her ne kadar filmi 2007 yılında Ozan Güven ve Naz Elmas'la çekmeye başlasa da mekanlarda yaşanan sorunlar nedeniyle filmi çekmeyi bırakmış ve negatifleri de yakmıştır. 2008'de bu filmi 3 Maymun adı altında Nuri Bilge'nin çekmesinin ardından 2016 yılında Zeki Demirkubuz da kendi yorumunu Kor ile getirecektir. Kor için 2014 yılında Kültür Bakanlığı fonuna başvurduğunda komitede bulunan Ayşe Böğürler filmin senaryosuyla ilgili olarak "Ben bu filmi 3 Maymun olarak zaten izledim" diyerek ateşe bir odun daha atar. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Zeki Demirkubuz, Habertürk röportajında iki filmin de aslında baba yorumundan ziyade Nuri Bilge ile Japonya'da gittikleri bir festivalde izledikleri yönetmen Ozur'un Rüzgarda Kuşlar filmi ve baba filmlerinin ortak yorumu olduğunu belirtir. Oysaki 3 Maymun'un 2008 Altın Portakal'daki gösterimi sonrasında basının sorularını yanıtlayan Nuri Bilge Ceylan'a Aydınlık Gazetesi yazarı Tuncu Arslan, "Bu film bana Yılmaz Güney'in baba filmini çağrıştırdı. Etkilendiniz mi?" diye sorduğunda Nuri Bilge bu soruyu "O filmi izlemedim" diyerek yanıtlar. Zeki Demirkubuz ise "İzlememiş olamaz. Çünkü ben ona 4 Yılmaz Güney filmini DVD'de verdim. İzledi ve sonrasında içinde baba da dahil olmak üzere bu filmler hakkında tartıştık" der. 2016 yılında Zeki Demirkubuz'un çektiği Kor filminin Zeki Demirkubuz seviyesi için vasat ve ortalama değerlendirilmesiyle birlikte bu tartışma da aslında bir süreliğine kışı uykusuna yatar. Nuri Bilge Ceylan imayla değil bu konuda ilk defa bir şey söyler ya da yazdıkları yayınlanır diyelim. Kış Uykusu Günlükleri adı altında yayınlanan Günce'de Nuri Bilge 2014 yılında yazdığı yazıda durumu şöyle anlatır. Bugün sosyal medyada yine Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filminde yer alan imalardan ve göndermelerden hareketle 3 Maymun filmini Zeki'nin senaryosundan yola çıkarak daha net bir ifadeyle söylersek ondan çalarak yaptığımı iddia eden bir tartışmayla karşılaştım. Merak edenler için konuya kısa bir açıklama getirmek adına söylemek isterim. Tabii ki yok böyle bir şey. Aslında bunu Zeki de çok iyi biliyor ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı da tercih ediyor. 2006 yılında yani 3 Maymun'dan 2 yıl önce çok da önemli olmayan bazı şeyler yüzünden kendisine birden soğuk davranmaya ve ardından biraz üzülerek de olsa görüşmemeye başladığım için intikam alıyordur kendince. Filmine itinayla hesaplanmış detaylar yerleştirmek suretiyle çamur at izi kalsın şeklinde incelikli bir strateji yürütmüş. Piyasada yarattığı izlenime bakılacak olursa isteğine ulaşmakta başarılı olmadığı da söylenemez. Aşağılanan ben oldum belki burada sonuçta ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim. Ups. Zeki Demirkubuz "stresimi atıyorum" dediği halı sahaları sakatlık dolayısıyla bırakınca bu durum biraz çenesine vurdu. Twitter'da yaklaşık 3 haftadır bu konuya nokta koyacağına dair pek çok vaatte bulundu. Bu ikilinin arasındaki dramanın ve tartışmanın nedenlerini heyecanla bekleyen sanat sepet tayfa için heyecanlı günler başladı doğal olarak. Zeki Demirkubuz tüm bu imaları açıklayıp izlediklerinizi aktarırken bir yandan da senelerdir yaptığı gibi sıkıp dişini evinde oturmazsa, tek kelime ederse YouTube kanalı açar, her gün yayın yaparım. Konu bambaşka yerlere gider diyerek tehditler savurmayı da es geçmedi. Nuri Bilge Ceylan ise 3 yıldır kullanmadığı Twitter adresinden Demirkubuz'a sabahında yanıt verdi. "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum. Ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendisine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı eklemeyi unutmayınız. Psikos Dijital'e abone olarak içeriklerimizi düzenli olarak takip edebilirsiniz."